Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki ÖSYM tarz testlerden test peşin çözümünü yapacağız. Üçgende alanın son testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yavuz öğretmen tahtaya yukarıdaki soruyu yazmış ve sonucu Erhan, Murat ve Beyza sırasıyla 4, 12 ve 16 bulmuş. Sonucu doğru bulan hangisidir diye soruluyor. Yukarıdaki soru neymiş? Burada bir kere öklü var. H kare eşittir 2 çarpı 8'den 16'dan. H'ı buradan 4 buluruz. Evet burası 4 çıktı. Şimdi yukarıda verilenlere göre herhangi iki dik üçgenin alanları farkı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir burada dik üçgen var. Bir burada dik üçgen var. Bir de büyükte dik üçgen var. O zaman 2 çarpı 4 bölü 2 burası. 2 çarpı 4 bölü 2 kaç yapıyor? 4. Şu alanı 4 bulduk. Sonra 4 çarpı 8 bölü 2. 4 çarpı 8 bölü 2. 32 bölü 2'den burayı 16 bulduk. Tamam. Büyük alanda kaç yaptı arkadaşım? 20 yaptı. Mesela 16 4. Kaç? 12. 12 bulan var mı? Var. Sonra 20 20 16. 4 bulan da var. Sonra 20 4. 16. 16 bulan da var. Herhangi iki dik üçgenin alanını çıkarttığımız zaman 4, 12, 16 cevabını buluyorum. Her üçü de doğru cevap bulmuş oluyor. O zaman cevap Edremit oldu. Birinci soruda. Geldik ikiye diyeceğim ama 2020'de MSÖV'ü de sorulmuş bir soru. Teliften dolayı ben çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. Geldik 3'e. Kenar uzunlukları 1 santimetre olan eşkenar üçgenin kenarları köşelerinden birer santimetre uzatılmış. Arkadaş eşkenar üçgen 60 60 60 ve kenar uzunluğu da 1 bir birim 1 bir birim 1 bir birimdi. Uzatılınca şöyle bir üçgen 2 birim bir eşkenar üçgen. Ya da orta çıkıyor. Bunlar eşit bunlar eşit diyor. Orta dolayı ya da ee, 2 2 eşkenar üçgen çıkıyor burada. 60 60 60 oluyor. Diğerleri de aynı şekilde 60 60 60. Diğerleri de aynı şekilde ya da orta tabandan dolayı da eşit oluyor diyebiliriz. Ya da burası da 60 ya. Burası da 1 oluyor. Burası da 1 oluyor. Burası da 1 oluyor. Şuradaki 60'lardan dolayı eşkenar üçgen çıktığından dolayı. Altıgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere öncelikle şurası 1 bölü 2. Yani buradaki 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4. Yani ne yapıyor o zaman burası? A ise tamamı 4A. Buraya ne kaldı? 3A kaldı. Tamam şurası 3A. Aynı şekilde burası da 3A. Aynı şekilde burası da mı 3A? Evet aynı şey. Hatta birlik eşkenar üçgen burası da burası da burası da. Yani ben A'yı bulursam olay bitti. A dediğim 1'in karesi kök 3 bölü 4. Yani kök 3 bölü 4 geldi. Bizden 3, 6, 9, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 A isteniyor. 13 A da 13 çarpı kök 3 bölü 4. Yani 13 kök 3 bölü 4 cevap çıkar arkadaşlar. Üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik 4'e bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgen olması ne anlama geliyor? Buraların 90 derece olması anlamına geliyor. 90'ları hemen yapıştıralım. AFE üçgenin alanından bahsetmiş. Bir de nereden bahsetmiş? Şuradaki alandan bahsetmiş bize. Yo şuradaki alandan bahsetmiş bize. BDF e, dikdörtgenin alanından bahsetmiş bize. Şimdi bu alan 36'ymış. Eyvallah. Ya bu dikdörtgenin şeyini kullanacağız aslında ama dikdörtgen alanda 48 birmiş ya. Hop köşegen iki eşit parçaya ayırıp hocam bunlar 48 40, 48 ikiye böldüğümüz zaman 24 24 olur. Çünkü aynı üçgen bu. A'ya B'lik A'ya B'lik. O yüzden ne olmak zorunda orada? Kesin ama kesinlikle burası da 24 olmak zorunda. 24 24 iki eşit parçaya ayırmak zorunda. Aa hocam alanlar oranı 36 bölü 24 tabanlar oranına eşittir. 6'ya bölsen 6, 6'ya bölsen 4 yani 3 bölü 2. Yani burası 3A burası 2A. Hatta şunlar birbirine paralel ya. 3'e 2 oran var yukarıdan aşağı. 3 n e 2 n oran burada mı vardır? Evet. Hatta ve hatta burada da 3'e 2 oran var. Şu paralelliğe de bakacak olursak. 2'ye 3, 2'ye 3 oran olacak. 2, 2 b iken burası da ne olacak? 3 b olacak. Hocam 3 b'de kalan 24 ise 8 katı 8 katı burası da 16 olur mu? Olur. D, C üçgenin alanı soruluyor bize. Hemen cevap 16 çıktı. Yani dördüncü soru denizli oldu. Geldik beşe. Bir üçgenin kenarına D bir uzaktan geçen ve üçgeni kesen doğrunun altta kalan boyalı alan AD olsun. Evet iki paralel doğru arasında bu boyalı alan AD olarak adlandırılıyormuş. Alanı 100 santimetre kalan ABC üçgeni. He. O zaman şöyle paralel doğru çizmeliyim. iki paralel doğru arasında ABC üçgeni olsun ki ben buradaki alanı yazabileyim değil mi? Yazabileyim daha doğrusu. Yani iki paraya tam A köşesinden geçsin. O zaman buradaki D'yi kaç buluruz? Yüksekliği kaç buluruz? Bu A5 olarak adlandırılıyormuş. Bu alan A5 ya yükseklik ne demek arkadaşlar? AD'deki yükseklik D ise A5'deki yükseklik de 5 olacak. Peki. Evet. A3 kaç olur diye soruluyor. İşte tam böyle A3 yüksekliği 5 olan buysa yüksekliği 3 olan da mesela bu olsun. Yani şurası 3 olsun. E o zaman buradaki mesafe kaç yaptı? 2 yaptı. Benzerlik oranı ne yaptı burada? Hocam burası 2A burası da 3A oldu. Dikkat et 2'ye 3 2'ye 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 2 bölü 5'in daha doğrusu karesi nedir? 4 bölü 25'tir. Yani burada kalan 4A iken tüm alan 25A buraya 21A kaldı. Hocam 25A'yı da bize kaç vermiş? 100 olarak vermiş. A'yı böylelikle 4 buluruz. Bizden 21A isteniyor. A yerine 4 yazarsak 84 buluruz cevabı. Güzel bir soru. 5. soru Edremit çıktı. Geldik 6. soruya. Uçlarından biri açılmış olan kurşun kalemin açılmamış olan gövde kısmının düzlemsel kesiti Düzlemsel arkadaşlar ya da fotoğrafını çektik gibi bir hikayede konulabilirdi burada. Eni 2 santimetre olan dikdörtgen böyle fotoğrafı çektiğinde eni 2 santimetre olan bir dikdörtgen oluşuyormuş. Açılmış da bu. Ve e, uç kısımları da x üçgen. Kesitli dikdörtgenmiş tamam mı? Evet sonra şekil 1 de kalemin gövde kısmının alanı uç kısmının alanının 6 katıdır. Hmm. Çekil 1'deki alan şurası 2. Ben buraya A diyecek olursam. Hocam 2 çarpı A bölü 2 bölü ne diyeceğiz? 6 katı. Yani ya da bunun 6 katı neye eşit arkadaşlar? Şurası da B diyecek olursak 2 çarpı B'ye eşit. 2 çarpı B'ye eşit. E o zaman ne oldu burada? Bölü 2'ler gitti. Buradan 3A eşittir B mi oldu? Evet B dediğimiz 3A oldu arkadaşlar. Tamam. Sonra B dediğimiz 3A olduysa Şurada A. Şurası A artı 1'miş. Tamam. A artı 1 diyelim buraya. Sonra ne diyor? Bu kalem uzunluğu değişmeyecek biçimde şekil 2, 2'deki gibi açıldığında gövde kısmının alanı uç kısmının alanı 4 katı. Hmm. Şurası 2 ya. Uç kısmının alanı 2 çarpı A artı 1 bölü 2. Üçgenin alanı eşittir. Bunun 2 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 bu. Bir de bunun kaç katı? 4 katı gövde kısmının alanına eşit olacakmış. Şuraya da C diyeyim e, ee, 2 çarpı c'ye eşit olacak. 2 çarpı c'ye eşit olacak. Tamam şu ikiler gitsin. Şuradaki ikiler sadeleşsin. 2. İki. 2a artı 2 eşittir. C mi yaptı? Evet. C'yi de 2a artı 2 olarak bulduk arkadaş. E ee, uzunluk değişmeyecek şekilde diyordu. Hocam 3a burası. A da burası toplamda 4a. Neye eşit? A artı 1 burası. 2 artı 2 burası. Toplamda 3 A artı 3 mi yaptı? Evet. A eşittir. 3 gelir. E ee, buradan da şurası A. Yani burası 3. E burası da 3A yani burası 9. Toplamda da kaç yaptı? 3 artı 9'dan cevap 12 olarak çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Yani cevap da burada böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Geldik bir sonraki soruya diyeceğim ama bomboş. Çünkü 2022 TYT'de çıkmış. Telif hakkından dolayı çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. Ve geldik 8'e. Kenar uzunluğu 100 cm olan eşkenar üçgen şeklinde bir sehpa. Evet 100 santimetre kenar uzunluğu arkadaşlar. Tamam bir de bu eşkenar üçgenmiş. 60 60 60 da yazalım şuraya. Ayıp olmasın. Ke üstüne kenar uzunluğu 80 santimetre olan eşkenar üçgen biçiminde bir örtü. Eşkenar üçgen biçiminde bir örtü. E o zaman burası da 60 burası da 60 burası da 60 mı olacak? Evet. Sonra bu örtü sehpada kalan kenarı sehpa kenarına paralel olacak şey. Ha şu. Sehpada kalan kenarı sehpaya paralel olacak diyor. O zaman paralelse hocam ne oldu? Şu 60sa burası da 60 derece mi yaptı? Evet. 60 60sa burası da 60 yaptı. Eşkenar üçgen yaptı burası. E sonra aynı şekilde yöndesitten dolayı burası da 60, hatta burası da 60, burası da 60 çıktı mı arkadaşlar. Çıktı. Ya daha doğrusu bu 60 oldu. Ondan sonra burası da 60 çıktı. E burası 100'dü değil mi? E, bunun da bir kenarı 80'di. Hocam 80sa burada bir eşkenar üçgen çıktı 80'lik. 80'lik eşkenar üçgen vallahi bu tamamı 100'dü. Buraya 20 kaldı. E o zaman burası da 20, burası da 20 oldu. Şimdi bunun uzunluğu kaçtı? 80'di. Buraya da kaç kaldı? 60 kaldı. Sen bunu böyle açacak olursan eşkenar üçgen şeklindeki bu sehpa şey eşkenar üçgen şeklindeki buradaki örtü nasıl oldu arkadaşlar? Katlamayı açtığın zaman şu şekilde olacak. Yani burası 60'a 20 oldu. Örtünün iki köşesi sehpa kenarına değdiğine göre sarkan sarı renkli parça ile sehpada kalan gri parçanın alanları oranı nedir diye soruluyor. Bu kaç yaptı? 3'e 1 oran var, var mı arkadaşlar burada? Evet 60 bölü 20 3 bölü 1 3 bölü 1. Hocam 3 bölü 4 3 bölü 4'ün karesi kaç yaptı? Bu da 9 bölü 16 yaptı. Yani burası 9 ayken tamam 16 A burası 7 A. Sarkan kısım üçgen kısmıydı. Yani burası 7 A pardon 9 A iken burası Burada kalan gri kısımda 7 A yaptı. Benden de ne isteniyor? Alanları oranı isteniyor. Yani 9 bölü 7 isteniyor benden. Sarı bölü gri. Cevap 9 bölü 7 yaptı. Yani cevap akçay yaptı. 8. soruda böylelikle alan testlerini de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda sanırım açık kenar bantıları test açık kenar bantıları olması lazım. O teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.